Bilmediğimiz faydalarına, alanlarına, kullanım alanlarına hocam şöyle bir göz atalım. Eldeki kokuları çıkarmada etkilidir. Yani elinize sinen soğan, sarımsak ve balık kokusunu çıkarmak için saf sirkeyle ellerinizi ovalamanız işe yarayacaktır. Hocam güzel, doğru bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Doğru. Ağız kokusunda etkilidir. Soğanlı ya da sarımsaklı bir yemekten sonra nefesinizin kısa sürede güzel kokmasının ve tazelenmesinin yolu, bir bardak ılık suyun içerisine 2 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 çay kaşığı tuz eritip bununla ağzınızı durulamaktır. Sindirim sorunlarında yine çok çok etkili. Sirke kabızlık ve reflü gibi problemlere sebep olan genetik sindirim bozukluklarını gideriyor. Bunun yanı sıra sirke mantar ve bakteri önleme özelliğiyle gıda zehirlenmelerini de engelleyebilir. Sirke ayrıca mide yanmasına da mesela iyi geliyormuş hocam. Nasıl paradoks oluyor? Paradoks gibi geliyor ama doğrudur efendim. Aslında değil mi? Aslına bakarsanız sirke bir cins aslında ilaçtır. Onu söyleyeyim. Yani ve elde ettiğiniz her sirke birbirinden farklı bir ilaçtır. Tentür denmesinin nedeni o. Bir şekilde siz bunu mayalanmaya bırakıyorsunuz, sonra karıştırıyorsunuz. Hatta bunu herhalde daha iyi bilenler, daha böyle bu işin içinden gelenler karıştırma işlemini de ona göre yapıyorlar. Mesela bunu hobi olarak götüren, daha doğrusu hobinin ötesine getirmiş olan bir arkadaşım var. O mesela ürünü alırken üzerinde diyor, herhangi bir tarım ilacı olursa diyor, sirke oluşmuyor, küsüyor diyor. Bir noktadan sonra onu hisseder hale geliyorsunuz çok ilgilenirsen. Kesinlikle. Hani o az evvel işte genç kalmanın yolu bu. Bu şekilde bir şeye çok böyle tutkuyla sirke yapmaya mesela bağlanırsanız bu sizi genç tutar, düşünce olarak genç tutar. Ama her biri ayrı bir şeye dönüşür. Bu sizin vücudunuzda birazcık sentezlenmeyen maddeleri yerine koyar. Eskiler dijestif olarak evet öncesinde sirke verilir. Çünkü sirke iştahı açar. Bunun Batı mutfağında başka başka karşılıkları vardır ama siz sadece sirkeyi içerek de aslında vücudunuzu dinç tutabiliyorsunuz. Hmm. Hatırlarsınız bilmiyorum ama bizim oralarda bir Oruç Baba vardır Çapa'da. Ramazan'ın ilk günü bildiğim kadarıyla ya da bayramın ilk günü şu an hatırlamıyorum. Önü olduğu gibi geçilmez çünkü insanlar sirke içmeye gelirler. Ve sirke içerler. Bayağı sirke içiyorlar. Ve olur mu? Ve olur tabii ki. Niye olmasın? Çünkü sizin sindirim sisteminizin bir şekilde bu eksiklen tamamlanması durumunda çalışma şartları değişiyor. Bunun içinde tabii mikroorganizma var. Evet. Ancak kurduğunuz zaman mesela ben size şunu sormak isterim. O sistemi kurduğunuzda onun içinde ana oluşuyor mu bir süre? Ona anası oluşuyor. Ana oluşmayan şeye sen çok sirke diyemez. Ana yaşamıyor diye evet. Düşünebilirsiniz. Ana ne zaman oluşuyor sözünüzü keserek anlatayım. Meyve suyunun içerisinde %10 ve üzerinde şekerlenmeyi sağlayacak bir oran varsa ana oluşur. Ana oluşur. Öteki türlü oluşacak olan ana gerçek sirke anası değildir. Sahte, taklit anadır. Kısır ana denir ona. Bazen de mesela hanımlar yaparken içerisine o içerisinde mevcut olmayan, nohut doğal falan yollarla mevcut olmayan şeker attıklarında oluyor mu? Yasak ama evde yaparsanız olur. Şimdi Çağla Hanım mesela dallı ada çayı dediğimiz bir ada çayı türü var. Evet. Normal kadifemsi ada çayından değil. Şöyle çevirelim, üzerindeki yazısını da görelim. Bakayım şöyle ben tutayım. Pirinç sirkesinde dallı ada çayı tentürü. Şöyle evet, tutayım ben. Bu pirinç sirkesi biraz önce anlattığım sirkeden biraz daha farklı elde ediliyor. 3 aşama. Hocam önce nişastasını şekere, şekeri alkole, alkolü de sirkeye çeviriyoruz. Nişastayı şekere nasıl çeviriyorsunuz? Şöyle mesela bu elimizde. Pirinç unuyla mı yapıyorsunuz? Yok, pirincin kendisini buharda haşlıyorum. Ha, haşlıyorsunuz. Bir gün sonra ise kokusunu bakar mısınız? Ben de kokuyorum. Açabilir miyim? Sirkeleşmiş. Bir gün sonra bakın, ilave ettiğim su ve evet, oksijensiz ortamda sirkeleşti. Bunu bu alacak kadar, çok da önemli değil, kavanozunuzun içerisine koydunuz. Tamam, süper. Bunu yapmıyorum. Bu hava kilidini takıyorum. Yani bu kavanozu deldim. Bir serum hortumunu aldım. Bunu da buraya taktım. Hava kilidi, yani bunun içerisine hani ilk aşamada gaz girmiyor diye. Bunu da bunun içerisine soktum. Şimdi burada oluşan fermantasyon sırasında çıkacak olan gaz onun içerisine gidecek. Burada gelecek ama buradan içeriye hava girmediği için bu ilk fermantasyon 60 günde tamamlanacak. Sizin biz akciğere sıvı toplandığı zaman boşaltmak için kullanıyoruz evet, diyeyim size de. Sonrasında çok da emin olamadım. Sonrasında bakın burada 4 aylık bir ürün var. Hocam yine koklarsa bir not tamam, versin bize asidinden belli. Ben anlamam efendim. 4 aylık. Ben sadece olayın ciddi anlamda asitleşmiş olduğunu. Yani burada da yapıyorum. 18 ayın sonundaki filtre edilmemiş pirinç sirkemiz var. Burada artık yakıcı düzeye gelmiş. Yani bunu biraz çekersen yakma düzeyini algılayabiliyorsun.
Bazı arkadaşlar asetona benzetirler. Aseton, ama evet. Oje bir de çıkar yani şu an soksan. Asetik asit neticede evet, %7 evet. Civarında bu olgunlaşmış oluyor. Pardon, ben size vereyim, siz devam edin. Tamam. Rahatsız etmesin. Ay, şimdi az önce bir bağırsak sindirim sistemimizle ilgili konuştuk. Benim aklım çok karıştı yani, şu anda dehşet şeyler duyuyorum ve öğreniyoruz gerçekten. Bir kekik sirkesi hazırlayacağız değil mi? Ondan önce size şuradaki postunuzda bakın yazıyor ya, yatmadan önce bir bardak ılık suya bir çorba kaşığı bal sirke. Sirken cübin duydunuz mu? Hazreti Mevlana'nın tabii kendisine ki icadı ve tabii uyguladığı yöntem. Bir evet litre suya 3 yemek kaşığı herhangi bir sirke, 1 tatlı kaşığı bal tabii ve 4 gün oda sıcaklığı, daha sonra buzdolabında saklayarak akşamları ve sabahları ne zaman içerseniz büyük bir rahatlama sağlayan bir ürün sirken cübin. Sirken cübin. Bunun şerbeti falan da yapılıyordu galiba sanki. Çeşitlerini yapıyorlar. Yapıyorlar. Ben evet kolajenlisini duymuşum de yaptım. İçimi daha kolay olsun diye. Şimdi o kolajen meselesine evet geleceğim. Ondan sirken cübün gerçekten çok önemli. Bir tamam litre suya 3 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı bal ve 4 günlük oda sıcaklığında fermentasyon. Fermentasyon yeterli olacaktır. Hadi şu kekik sirkesini mi yapalım? Peki. Çok merak ediyorum. Dediğim gibi bunun içerisinde şeker yok. Kekikte yok. Yok. Tıpkı Harnub'un pekmezinin, yani keçi boynuzunun pekmezinin olamayacağı gibi onun da içerisinde su yok. Onu ne yapıyorlar? 100 kilo mesela keçi boynuzunu 500 litre suyun içerisinde haşlayıp o suyu da defalarca kaynatarak HMT oluşturup, yani akrilamidin oluşturup, kanserojen madde oluşturup ürün diye size çıkarıyorlar. Bence şifadan uzak. Bunda da şeker yok. Peki evet bunu ne yaparız? Hocamın dediği gibi ya içerisine bal ve şeker koyarak siz buna şeker katıp bunu bir şekilde tentüre çevirirsiniz ya da bir özü çıkarmanın en iyi yöntemlerinden bir tanesi, sağlıklı çıkarmalarından bir tanesi, etanolde değil de sirkenin içerisine ilave ederseniz. Şurada yapabilirsiniz. Tabii ki. Burada pirinç sirken var. Biraz önce dediğim gibi 18 ayını tamamlamış. Pirinç sirkesinin evet içerisinde sen kekikleri oranların çok bir önemi yok ama yoğun olmasını isterseniz ben 900 mililitrelik bir gruba devamlı 40 gram kadar koyuyorum. Hangi ürünü isterseniz. Biraz önce anlattığınız gibi O düz kekik mi? Kurutulmuş bu kekik mi? Bu bir ya kekiği dediğimiz İzmir'in. Hocam şöyle avucunuzla bunu öğütürseniz daha çok aroması çıkacaktır. Evet. Diğer dağ kekiğine evet oranla biraz daha fazla. Bunların da sağlıklı bir şekilde toplanması, evet muhafazası ve evet kullanımı önemli. Sizin evet de dediğiniz gibi doğadan ben bunu aldım, hiçbir şey yoktu. Valla ben şimdi öyle İstanbul'da değil kalkıp dağlardan bağlardan bunların toplanacağını düşünmediğim için bunu sahmin ediyorum. Hani iyi ürün satan bir yerden de rahatlııkla bulabilirsiniz bulursunuz gibi geliyor Ege, değil mi yani? Ege pazarlarında rahatlıkla vardır bulursunuz. Vardır bunlardan. Ama dediğim gibi toplanana kadar nerede yetiştiği, toplandıktan sonra nerede korunduğu tabii çok önemli. Sevgili hocam bu şeyin az evvel bunu pekmez için de söylediniz. Siz şimdi dediniz ki keçi boynuzu pekmezini kaynatıyorlar. Sonra akrilamit oluşuyor gibi bir şey evet söylediniz değil mi? Öyle bu kesin mi? Evet, yüksek ısılarda ve yasaklandı. İçinde HMT değeri dediğimiz hem kül miktarına... Yüksek ısıda yalnız kaynatma, kısık ateşte işte sürekli kaynatma aşamasında benim bildiğim olur mu olmaz. Çünkü başkasının ürününe bir şey gelmesini de istemiyorum. Yani konuşurken yok, arada... Yok, kanunu anlatıyorum ben. Kanunen tamam yasak. Evet. Tamam, kanunen yani yasak. Geleneksel pekmez ha yapma yöntemlerin tamamı aslında şu anda HMF evet yani akrilamidin kontrolü yapıldıktan sonra piyasaya sunulabiliyor. Yani birisinin ürününü karalamak anlamında söylemiyorum. Tamam. Hayır, geleneksel yöntemde de bana şöyle söylediler efendim, bunu gösterdiler. Bu dediler inanılmaz bir şey dediler. Kadınlar dediler böyle ocağın başına ateşler yanıyor dediler. Böyle ellerinde kepçelerle böyle şey bekliyorlar. En sonunda en baştaki bilgi adam dediler. Başla diyor dediler. Ondan sonra başlıyorlar böyle. Başlıyorlar. Durdurana kadar. Evet. Şu an vakum kazanlarında diyorsunuz. Yani ama geleneksel yöntem öbürü. Vakum kazanı evet diye bir gelenek yok. Evet. Ama her gelenekselde sağlıklı diye bir şey olmadığı gibi. Biraz önce domatesi de anlatmıştınız ya. Ona mesela ona karışma, ona şey yapamam. Çünkü evet geleneksel dediğiniz zaman... Zaten definition o. Onunla tanımlıyorsunuz. Bu benim yaptığım gelenekselden daha iyi diyebilirsiniz. Yok yok hayır. Sizin demin söylediğiniz gibi sabırla yapıp kendi evinizin ihtiyacını 100 litre yapmak başka. Ben bunu satacağım kaygısıyla 1,5 ton üreteceğim diye zaman kazanmak kaygısı başka. Ama yapanların hepsinde de sorun olduğu gibi bir algı oluşması. Biraz önce anlattığınız gibi Benmari usulü en doğru yöntem. Tamam. Yüksek ısıya ulaşmadan. Ben de... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.